Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَاِعْتِصَامِي اِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَلَّمَ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَلَّمَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri kendisine hakkıyla inananlardan ve hakkıyla tevekkül edenlerden ve itimat edenlerden eylesin. Amin. Amin. Kendisinden gayri mahluklara, acizlere, zayıflere, kendimiz gibi güçsüzlere güvenmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun. İyi niyetler taşıyorsunuz. Allah rızası için geliyorsunuz, nerelerden içtima ediyorsunuz, toplanıyorsunuz. Bu gelişleriniz, gidişleriniz Allah yolundadır. Kimse benim kaşıma gözüme aşık değildir. Gelenler ilim meclisine geliyorlar. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin hatırı için geliyorlar. Allah'ımızın dininin, ilminin büyüklüğünü takdir ederek geliyorlar, geliyorsunuz. Rabbimiz de buna şahittir. Onun için bu ahir zamanda ilim meclisleri az kalmıştır. Ehl-i sünnet üzere konuşan insanlar az kalmıştır. Allah sayılan çoğalsın, Allah bereket versin, mübarek eylesin. Amin. Sizler de bu ilimlere talip oluyorsunuz. Allah'ımızın katındaki derecelere, makamlara, faziletlere erişmek için hakikaten dünyanın tadı tuzu kalmamıştır. Evvelce de yoktu ama şimdi her geçen gün daha bir tatsız, tuzsuz, yavan yani bir hale geliyor ve zararının faydasından çok olduğu, üzüntüsünün, kederinin, sevincinden daha çok olduğu zamanla daha iyi anlaşılıyor. İnsan çocukken pek bir şey anlamıyor. Biraz büyüyünce mesuliyetler yükleniyor. Biraz daha büyüyünce efendim sıkıntılar baş gösteriyor. Ve bakıyor ki dünya yaşanmak için kurulmamış. Bir imtihan için kurulmuş. Geldik, gidiyoruz. Allah bizi zeki kullarından eylesin. Amin. İmam Şafii'nin radıyallahu anh sözü: İnne lillahi ibaden futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Büyük söz. İbn Hacer Askalani münebbihatta alıyor bu beyitleri. Daha birçok kitapta görülüyor. Allah'ın çok fatın kulları var. Fatın ne demek? Fetanetli, zekavetli, yani çok akıllı, uyanık kulları var. Biz onlardan mıyız? Bilmiyorum şimdi, ilerisinden anlaşılacak. Onların akıllılığı, uyanıklığı nereden anlaşılıyor? Dünyayı üç talakla boşadılar diyor. Yani ne demek üç talakla boşadı? Geri alamaz. Dönüşü yok. Bir talak, iki talak kurtarır.
Hani iki bağ gitse yine nikah yeniden kıyar, geri alır. Ama üç talakla boşadı mı daha geri alamaz. Çünkü onlar dünyanın fitnelerinden korktular. Nedir fitneleri? وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Fitne. Mallarınız fitne. Çocuklarınız fitne. Ne demek? Günaha düşme sebebi. Bunu bilin. وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَ وَاَجُرْنَ عَظِيمٍ Benim katımda çok büyük mükafatlar var, cevaplar var. Benim yanımdakilere talip ve rağıp olun. İşte mal, çocuk size sıkıntı yapar. Ama biz istiyoruz fitnemiz çoğalsın. E bir insan malım çoğalsın istiyorsa ne istemiş oluyor? Fitnem çoğalsın istemiş oluyor. Hesabından zor çıkacak. Fitnelerden korktular da dünyayı terk ettiler. Bu demek değil ki çalışmadılar, başkasına yük oldular, dilendiler. Bu o demek değil. Ama kalpten çıkarttılar. Efendim, dünyadan sebep namaz terk etmediler. Oruç bırakmadılar, hacdan geri kalmadılar, zekattan noksanlık etmediler, hatta fazla fazla sadakalar verdiler. Seni dünya nedir tarif edersek küllü mâ elhâki am mevlâki fe ve dünya. Seni Mevla'dan alıkoyan neyse dünya odur. Yoksa dünya ne değil? Mevlana'nın dediği gibi çiist dünya ez hudâ gâfil buden ni kumaşu nukravu ferzen düzen. Dünya nedir? Allah'tan seni habersiz edendir. Yoksa kumaşlar, efendim çocuklar, efendim mal mülk değildir. Malira gezbehri din başi hamul. Ni'me malun salihun kandeş rasul. Eğer diyor malı din için kazanıyorsan, Allah yolunda harcıyorsan, Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ni'mel malu salihu lirracul salih. İyi adamın iyi malı ne kadar güzeldir. Helal mal ise, adam da salih ise ne güzeldir. Çünkü su diyor, geminin dibinde ne kadar fazla olursa o kadar gemiyi yüzdürür ama içine ne kadar fazla girerse o kadar batırır. Dünya sevgisi kalbe girmese de insanın elinde olsa, ayağında olsa o şey yapmaz. İnsanı Allah'tan uzak etmez. Hatta hacca gitmesine sebep olur, umreye gitmesine sebep olur, sadakalerine, hayır hasenelerine sebep olur. Ama kalbe girdiği vakitte gemiyi batırır. Onun için dostlar ne yaptılar? Bu fitnelerden korktular. Dünyayı boşadılar ne demek? Kalpten alakayı kestiler. Çünkü onlar akıllılık ettiler. Bir düşündüler, bir baktılar. Geçmişini hesap ettiler. Geleceğini hesap ettiler. Ne çıktı sonuç? Anladılar ki bu dünya dirilerin vatanı değil. Ya nedir? Her taraf mezarlık. Şimdi şu sokaklarda gezenlerin, şu Fatih'te, bu Halit Caddesi'nde, sağda solda, buralarda şimdi dolaşanların 50 sene evvel, 60 sene evvel hiçbiri yok buralarda. 100 seneye gittiğim vakitte bir tane ayakta gezen bulamazsın yani şuralarda. Böyle devri daim ediyor. Değirmen boyuna ödüyor. Böyle biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Gelenler hep böyle. Biz devamlı buralarda kalacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz. Böyle zannediyor. Halbuki kaç asır halkı gitti. Şimdi İstanbul'da ne kadar insan yatıyor, yaşıyor? 15 milyon diyelim. Altında ne kadar yatıyor? Bunun kaç katı yatıyor altında? Sırf İstanbul'da. Aslında her yer mezarlık. Buralar bile mezarlıkları yıktılar, ettiler. Efendim, camilerin hazirelerini, camileri de işgal ettiler, vakıfların mallarını da işgal ettiler. Hep etraflarında mezarlık vardı. Bu sur içinin çok camileri, yarıdan fazlası yok. Etraflarında hep mezarlıklar var, onlar yok. Herkes ev yaptı, oturdu. Yani bir de tabii üst üste gömülmeler, toprak devri daimleri falan. Yoksa bu İstanbul'un her tarafını mezarlık yapsan gömülecek adam var yani. Her yer mezarlık. Dünya dirilerin vatanı mı, ölülerin vatanı mı? Peki kaç milyar üstünde var? 7 milyar. Kaç milyar altında var? Ne yetmişiz bildiğimiz katla da katla. La ilemuhum illallah.
sayısını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. O kadar ümmetleri helak ettim. Onun için tarih olarak bazı insanlar geri doğru gidiyorlar, gidiyorlar. Hepsini birbirine ekliyorlar, bağlıyorlar. İşte dünyada yaşayan bütün ırkları, milletleri, kavimleri, kabileleri biz tanıyoruz, biliyoruz gibi laflar ediyorlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Kedeben nesabun. Bu soy sop meselesinde Adem aleyhisselam'a kadar gideyim derken bu nesep tespit etmekte çoğu yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki arada öyle milletleri yok ettim ki benden başkası bilmiyor. Tarihçi nasıl bilecek? Bu ayete göre yalan söylüyorlar. Ama tabii bir yerden bir yere ucunu başını bağladıkları zaman da tamam bu buna eklendi. Öyle zannediyorlar. Arada çok kopuk var. Altında üstünden çok fazla insan var. O zaman burası ölülere mi vatan, dirilere mi? Ölülere. Peki hayatta kaç sene kalıyorsun? 60-70 ortalama. Ya, öldükten sonra ne kadar kalıyorsun? Yüzlerce sene. Şimdi binlerce senedir yatan var. E peki şimdi hayattakilerin mi vatanı olmuş oluyor? En fazla kim kalıyorsa onun vatandır, öyle değil mi? Bu ev kimin? E en fazla kim kalıyorsa onun. O istifade ediyor oradan. Şimdi buradan en fazla kim istifade ediyor bu dünyadan? Ölüler. Yatmışlar rahat rahat. Onu da rahat bırakırlarsa yol geçer, köprü geçer. Şudur budur. Onları da oradan oraya, oradan oraya. Bir kuyruk sokumundaki hücre canlı kalacak yani efendim. Çürümeyecek. O da kim bilir nereden nereye savruluyor yani. Sel geliyor, açıyor. O zaman akıllı insanlar ne yaptılar? Madem burası dirilerin vatanı değil, ölülerin yurdudur. Dalgalı bir deniz, fırtına. İşte görüyorsunuz, lodos bir kopuyor. Koca gemileri batırıyor. 5 metre, 10 metre dalga boyu çıkıyor mesela. Bu dalgalı dünya denizinde ne yapmak lazım? Anladılar ki salih amel gemisine binmek lazım. Yani imandan sonra namaz, oruç, hac, zekat, zikir, Kur'an, bu ilim meclisleri, bu cennet bahçeleri, bunlar gemi, gemi. Bu gemilere binenler bu dalgalı denizden ahiret sahiline iman selametiyle çıkacaklar inşallah. Bu gemilere binenler. Ehl-i Beyt'i sevenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını sevenler, efendim dostlarını sevenler, varislerini sevenler, alametlerini sevenler, nişanlarını sevenler, sevmekle de kalmaz. Seven sevdiğine de itaat etmeye başlar, ona uyar, ona benzer derken insan imanını kurtarır, ahirette Resulullah'a kavuşur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çıkmış diyor, benim sakalıma efendim anarşist sakalı. Ya ulan ne anarşist sakalı? Bu Muhammed Mustafa'nın sakalıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı neydi? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kethel lihyeti. Hilye okumadın mı? Şemali Şerife okumadın mı? Hiçbir kitap okumadın mı? Sen hocam geçiniyorsun ilahiyatta ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı efendim neydi? Sık idi. Ve uzun idi, bol idi, bir tutam idi. Kendisine buyuruyor. Vefirul liha. Sakallarınızı bol bırakın. Bu Buhari bütün kaynaklarda geçiyor. Ve hafifçe var. Bıyıkları kısa tutun. Sakalı uzun bırakın ama kubza yani bir tutam olarak hesap edilecek. E sen peygamberinin sakalına anarşist sakalı dersen ne olur? Yani insanlardaki efendim ben senin suratına, başına, gözüne hakaret ediyor muyum? Diyorum ki senin şu görüşün yanlış. Sen de bir şey beğenmiyorsan onu söyle. Yok, sakal düşmanlığı. İslam nişanları düşmanlığı, çarşaf düşmanlığı, örtü düşmanlığı, misvak düşmanlığı. Hiç hazmedemezler. Hiç din nişanlarını hazmedemezler. Ama siz elhamdülillah öyle değilsiniz. E şimdi ne kadar hamd edin? Ne kadar şükredin? Ya. Öyle hoca olacağına, profesör olacağına hiç efendim zır cahil ol daha iyi. Hiç olmazsa doğru Müslüman olursun. İtikadın düzgün olur. Deniz dalgalı. Fitneler kopmuş. Ortalık karışmış.
Hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Ahir zamanda geldi bir zat, Arabi Bedevi, dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, eyyün nâsi hayrun, insanların en hayırlısı kimdir? Böyle sorarlardı. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîn, hep hadis-i şeriflere bakarsanız görürsünüz ki en üstün amel hangisidir? En hayırlı insan hangisidir? Hep bunları sormuşlar. Niçin? Onu örnek alacak, numune alacak, o da en hayırlı olmaya çalışacak. Bizim gibi bir meseleyi öğreneyim de dinleyeyim de ondan sonra gideyim öbürüne hava atayım. Efendim sen bunu biliyor musun, bilmiyorsun, aa niye bilmiyorsun falan. Onun için değil, onların sorusu tatbik etmek için. İnsanların hayırlısı kimdir? Buyurdu, racülün cahede bi nefsi ve mali. Bir adam ki Allah yolunda cihad eder. Neyle? Hem canıyla, hem malıyla. Parasında Allah yolunda İslam'ın yayılması için harcar. Canından da fedakarlık eder. Sağlığından, sıhhatinden, uykusundan, istirahatinden, tatilinden hep feragat eder, fedakarlık eder. Niçin? Allah'ın dinine, efendim dini yüce olsun diye. Bu adam, Allah bize de nasip etsin. Amin. Bu büyük adam olur. Evet. Sonra kimdir? Sonra وَرَجُلٌ مُعْتَزِلٌ ف۪ي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ. Bir vadide ıssız sessiz bir yere çekilir. Efendim يَعْبُدُ رَبَّهُ. Devamlı Rabbine ibadet eder. وَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. Kimseye şerrim dokunmasın diye insanları şerrinden uzak tutar. Kendi şerrinden. Yani çünkü insanlarla karışıp görüştüğün zaman ya gıybet edersin, ya dedikodu edersin, ya iftira edersin, adama şerrin dokunur. Ama kenarda durduğun vakit, bu haberleri duymadığın vakitte insanları kendi şerrinden uzak tutarsın. Sen de onların şerrinden uzak olmuş olursun. Bu adamı methediyor. Hele ahir zamanda يُشُكُ اَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمَنْ يَتَّبِعُوا بَا شَغَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقَعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِد۪ينِي مِنَ الْفِتَنْ. Bukhari hadisinde. Yakında diyor, Ademoğlunun en hayırlı malı koyun olacak. Yakın zaman gelecek ki en hayırlı malı koyun olacak. Ne demek? Onunla beraber yaylalara, otlaklara, koyunların peşinde gezecek. Efendim, dağların yüksek yerlerine ve işte yağmur en evvel düşen, kar en evvel düşen yerlere çıkacak. Niçin? Dinini fitnelerden kaçıracak. Çünkü demek ki bu milletle karışan, görüşen, oturan, kalkan, efendim konuşan dini çok selamette kalmaz. Biri bir şey fitler, biri bir şey ifsad eder, biri bir bozuk itikat açlar, biri bir şüphe sokar, biri bir kafasına acaba girdirir. Hele şu kanalları dinleyip de bunlarda çıkanların ne konuştuklarına bakan adamın dini selamette nasıl kalacak? Nasıl dini selamette kalacak? Allah muhafaza. Yani bir sünnete adam hakaret etse, dinleyen de tasdik etse ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeyle alay etse, onu dinleyen de he dese ne olur? Bu kadar kolay işte yani bu raydan çıkmak. Çok uzun bir teferruata gerek yok. Yani bir adam gidip de imza, pul, dilekçe, kuyruk, sıra ne diye ben ehli sünnetten çıkıyorum diye. Gerekmez ki. Orada işte birini seyrederken bir dalalet ehlini, bid'at ehlini, bir yenilikçi, reformist adamı seyrederken ha doğru söylüyor dese çıktı. Kendine haberi olmaz. Bir de ahirete gider ben ehli sünnetim diye. Bir de bakarsın adamı koydular ehli bidatın arasına. Batıl fırkaların içine soktular. Nasıl döneceksin daha? Aman dininize sahip çıkın ha. Aman aman aman. Şu imanınız mahfuz kalsın, selamette kalsın. Bir şey lazım değil başka. Ne giderse gitsin, imanımız gitmesin, dinimiz gitmesin. Allah'ımızın huzuruna ehl-i sünnet itikadıyla çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteme yüzümüz olsun. Havz-ı Kevser'inden içmeye efendim yüzümüz olsun, nasibimiz olsun. Kabul olalım inşallah. Yoksa melekler adamı kovacak. Öbürü kabir azabını inkar eder. Öbürü şunu inkar eder. Öbürü sakalın sünnet olduğunu inkar eder. Öbürü efendim örtüyü inkar eder. Berikisi kaderi inkar eder. Öbürü cennet cehennem sonsuzluğunu inkar eder. Millet böyle bu inkarlar fırtınası içerisinde kaldı. Gözünü açamıyor insanlar ya. Oradan bir batıl, oradan bir dalalet, oradan bir felaket. Neye inanacak, nasıl yapacak? Bir şey öğreneyim diye dinliyor, helak oluyor, çıkıyor. Ondan sonra melekler Havz-ı Kevser'in başından def ediyor.
kovuyor. Defolun, gidin, sizin burada nasibiniz yok. Resulullah da üzülüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderin, onlar da benim ümmetlerim. İçireyim onlara da. Ciğerleri parelenmiş, dudakları patlamış, mahşer güneşinde kavrulmuşlar. Ama melekler ne diyorlar? Onların bu havuzda nasibi yok. Niçin? Senin ardından senin yolunu tahrip ettiler. Senin sünnetlerini bozdular, dinini bozdular, inançlarını bozdular. Resulullah böyle mi inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Beş vakit namazda kabir azabından sığınan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çıkıyor, kabir azabı yok diyebiliyor. Bu nasıl peygamberin yüzüne bakabilir mesela? Onun buyurduklarını inkar ediyor. Peygamber postacıdır diyor. Dün yine geçen gün öyle demiş. Peygamber postacıdır. Getirdi mektubu. Postacının getirdiği mektubun içeriğiyle alakası olur mu? Olmaz. Ne yapar? Bırakır sana. İçini bile okumaz. Okuyamaz da. Ne yapacak? Sahibi bakacak. Postacı bu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı getirdi de bırakıp gitti mi? Kur'an'ı kim beyan etti? Kim tefsir etti? Kim şerh etti? Kim izah etti? Helalını haramını kim anlattı? Şu kıldığın namazın farzını, rekatını, sayısını, tesbihini kim öğretti? Her şeyi o öğretti. O öğretmese Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz. Ebu Bekir Sıddık olsa Kur'an'dan hiçbir şey anlayamaz. Ama sen peygamberi böyle sallallahu aleyhi ve sellem dışlıyor. Sünnetleri dışlıyor. Kur'an akıllı çalıştırmanızı emrediyor arkadaşlar. Onun için aklınıza vurun. Aklınızın aldığını kabul edin. Aklınız almıyorsa reddedin diyor. Bunun şimdi bu adam kabir azabına inanır mı? Cennete cehenneme nasıl inanıyor? Onu da kolayını bulmuş. Dünyada, cennette dünyada diyor. Cehennemde dünyada diyor. İyi bir karın varsa diyor. Mutlu bir hayatın varsa diyor. Böyle güzel yemiş memiş çerez meret çıtlıyorsan diyor. Cennettesin diyor. Adam öyle diyor ya. Dünyada huzurluysan cennettesin diyor. Bunlar eşek cenneti mi bu? Ne yazık cennet? Ondan sonra ölür ölmez cehennemi boyladığı vakitte hadi bakalım bu hoca nerede gelsin. Niye? Bize böyle bir şey yok dedi. Biz şimdi çattık. Nasıl çıkacağız? Yahu sen doğruya inan kardeşim. Ayet okuyana bak, hadis okuyana bak. Kur'an'a, sünnete dayanana bak sen. Duvara dayanana ne bakıyorsun? Adam oturmuş koltuğa dayanmış ya. Dayanağı yok. Yok bir ayet hadis okuyamaz. Şimdi benden sonra moda oldu. Onlar da Arapça başından biraz bir iki kelime söylemeye başladılar. Ama ilerisini oku desen okuyamaz. Hürşit Efendi rahmetli öyleydi. Hoca değildi. Vaaz ederdim böyle ama çok sakalı bembeyaz uzun, iri yarı sarık falan. Bütün müftüler herkes kuyruğa girerdi elini öperdiler zannederlerdi Efendi Hazretleri gelmiş. Hürşit Efendi öyleydi rahmetli. Çok heybeti vardı ama sünnete ittibadan aşık idi ya. Ama ilerisini okuyamaz. Ya eyyühellezine amenu. Onu siz de dersiniz de. Ey iman edenler falan bütün millet ağlamalar başlıyor falan. Peşinden Yahudilere Hristiyanlara benzemeyin Arapçasını okuyamaz tabii yani. Ama adam millete vaaz ediyordu. Bazı kere 40 kişiye sakal bıraktırıyordu ya. Yani o hoca ona tesir edemez. Aşık adam. Tabii o ilim illa şey değil. İhlas meselesi de var. Bunlar da şimdi böyle. Başından bir iki kelime okuyor. Zannediyor ki o dinleyen de bu bir hocadır bir şey biliyor. Ondan sonra. Ne helaldan haberi var. Ne haramdan haberi var. Ama vasfı var. Etiketi var. Şusu var. Busu var. Aman 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 aman. Dininiz hususunda, itikadınız hususunda, imanınız hususunda kesinlikle önüne gelene güvenmeyin. Hele adam darbe yemiş adamsa, yani hiç. Ayet inkar ediyorsa, hadisi inkar ediyorsa hiç. Uzak olun. Allah'ım doğru adreslerden ayırmasın. Allah'ım sırat-ı müstakime irşad eylesin. Allah'ım bir koyduğu bu caddeden bir daha çıkarmasın. Bu caddenin sonu cennet inşallah. Bu yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Sizi buradan cemaatten ayırmak için, ehli sünnetten ayırmak için ne fırtınalar kopacak? Ahir zamanda ne fitneler kopacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ne yollar çıkaracaklar? Her yolun başında bir şeytan duracak. Bana gel, bana gel seni çağıracak, davet edecek. Bu zamanda kaç kişi bu yolu bulacak da devam edecek, sebat edecek, ayrılmayacak? Kaç kişi var? Bu kadar senedir konuşuyoruz, hep bu doğruları konuşuyoruz. Ama efendim millet şimdi biraz o da efendim televizyonlardan şuradan buradan. Ya sen bırak televizyonlar. Biz bu hakikati her akşam konuşuyoruz. Her sabah konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz. 30 senedir küsürü de var konuşuyoruz.
Mübarek adam. Sen ne efendim, senin ölçün niye televizyon oluyor, niye meşhurluk oluyor, niye falanca beğenmiş oluyor, senin aklın yok mu, izanın yok mu, kıyasın yok mu, mizanın yok mu, ölçün yok mu, doğrun yok mu, sabitin yok mu, sen seyyar mısın? Mübarek adam. O beğendi ben de beğeneyim, o beğenmedi ben de beğenmeyeyim. Dönenden o yana dönüyorsun, bu yana dönüyorsun, böyle seyyar kıble olur mu? Niye böyle yapıyorsunuz siz bu halk olarak? Yazık ya. Beni 30 senedir tanıyan adam şimdi beni arıyor. Hoca efendi tebrik eder. Neyi mi tebrik ediyorsun? Ben 30 senedir bunları konuşuyorum. Sen bunları evvelce biliyorsun. 20 senedir niye gelmiyorsun? 20 senedir gelmemiş adam var. Şimdi beni arıyor. Ne oldu? Mezardan mı çıktım da? Keramet mi zuhur etti? Ne oldu? İmam Rabbani dedi. Ve neden ki Ahmedül Emetekayyeri? Ben eski Ahmet'im diyor. Hiç değişmedim. Ama mesele sen değişiyorsun. İkide bir dönüyorsun. Birden ya nurun artıyor ya sönüyor. İbre devamlı ileri geri zikzak yapıyor. Ya bir kararıyorsun ya bir nurlanıyorsun. Bu var. E tabi biz de günahkarız. Bizde de ileri geri. Ama bir yol vardır, bir güzergah vardır, bir istikamet vardır, bir mücadele vardır. Allah yolunda ehli sünneti yayma faaliyeti vardır. Sen bunun neresindesin? Onun için milletin rezil ettiğine de efendim itibar yok. Vezir ettiğine de itibar yok. Hüküm Allah'ın, mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Biz doğrudan ayrılmayalım. Kim ne derse desin. Şeytanlara kapılmayalım inşallah. Şimdi bugün de bayağı bir rahatsızlıklardan geldim. 450'ye çıktı şekerim. 450'lerden falan indirdik 200'lere, 260'lara falan. O vaziyette miyim neyim şimdi bilmiyorum. Gündüz öyle haller oluyor. Sabah bir başka oluyor. Akşam bir başka oluyor. Halden hale giriyor. Millet de konuşmama bakınca hastalığıma da inanmıyor. Bu sefer diyorlar ki sen 5 saat, 5,5 saat konuşuyorsun. Sen bize yalan konuşma. Hasta değilsin diyor. Ya buraya çıktığımız vakitte hasta mıyım, sakat mıyım, yaşlı mıyım, genç miyim insan unutuyor. O cemaatin bir feyzi bereketidir. Allah rızası için gelenlerin nasibidir. O bir haldir, manevidir. O yaşanmakla, tadılmakla anlatılır. Yoksa ben onu size anlatamıyorum. Ama hakikaten çok da keyfimizde değiliz. Rahatımızda da değiliz ama tabii ki Allah için gelmişsiniz. Burada nasibiniz var. Birkaç ayet hadis okumak lazım. Duyulmadık şeyler duyurmak lazım. Veya duyulduk şeyler de olsa tekit etmek lazım. Bu itibarla 54 farz. Şimdi yani sene sonu geliyordu. Zilhicce-i Şerif, Muharrem Şerif, Hicri Yılbaşı, Aşure Gecesi. Bunlar araya girdi. Böyle araya girmeler oluyor. Şimdi mesela Mevlid Kandili gelecek inşallah. Mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz falan. Arada böyle gündemler oluyor ama sıralı dersimizden dedik şu 54 farzı bir de kutsi vaazları bunları ders yapalım. Böyle gidiyorduk. Şimdi 9. farza gelmişiz. He? 8'i yapmışız. Ben baktığıma göre ben öyle gördüm. O haram yemekten sakınmak, helal yemek meselesini yaptık. Son olarak onu hatırlıyorum. 9. farz neymiş? Tevekkül. Ne demek? Bütün işlerde, sıkıntılı işlerde, kafil mühimmat, bütün mühim işlere kafi gelen, yeterli olan, efendim, kimsenin işini kimseye havale etmeden kendi görebilen Allahu Zülcelal Hazretlerine tevekkül etmek. Bu da farz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok emir var. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum müminin. Eğer imanlıysanız, eğer Müslümansanız, müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a. Allah'tan gayrine tevekkül etsen, efendim, boş bir şeye dayanmış olursun. Yıkılır, kırılır, ölür, bırakır, terk eder. Şimdi bunun farziyetine dair ayet-i kerimeler var. Ne buyuruyor Habibine? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemûtu ve sebbih bihamdî. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve tevekkel, sen tevekkül et, yani güven, yani itimat et, yani acizlik izhar et. Gücüm yok, ben zayıfım diye göster. Kendi güçsüzlüğünü itiraf et. Allah'ın gücüne itimat et. Kime güven diyorum sana? Senin gibi bir mahluka değil, senin gibi acize değil, unutana değil, şaşana değil, şaşırana değil, uyuyana değil, ölene değil. Ya kime? Alel hayyillezî, o diri olan Allah'a ki
La yemut, hiç ölmeyecek. İşte hiç ölmeyecek bir diriye güvendiğin zaman işin iş. Ama senin gibi ölümlü birine güvendiğin zaman da işin yaş. Adam onu diyor. Sen bana böyle söz vermiştin diyorsun. Ya unutuyor ya efendim kıvırıyor. Hiç ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Hadi bakalım sen de ona güvendin. Adam çeke güvensen bile yanarsın, ödemiyor ki. Senede güvensen yanarsın yani. Ya imza var, şu var, bu var. Mahkeme var falan, haciz getirin falan. Ya bir şey yok. Ne yaparsan yap yani. Bu kalp meselesi. Öbür türlü sebepler alemindeyiz. İmza al, şahit tut. Onlar Allah'ın emri zaten. Sünnet onlar. Ticaret, alışveriş. Ona bir şey demiyoruz. Ama gönül ancak kime itimat edecek? Allah'a itimat edecek. Allah'ım beni yedirir, içirir, yaşatır, öldürür, tekrar diriltir. Bütün hastalığımı iyi eder. Kim hastalığını iyi edebilir? İbrahim Aleyhisselam buyurduğu gibi, Estaizu billah. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَوَيَهْد۪ينَ Ben sizin bu taptığınız putların hepsine düşmanım dedi. فَاِنُمْ عَدُوُوُ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ancak alemlerin Rabbine dostum dedi. اَلَّذ۪ي وَاللّٰهِ كِ خَلَقَن۪ي Beni yoktan yarattı فَوَيَهْد۪ينَ Şimdi de yolumu o gösterecek dedi. Allah'tan hidayet isteyelim. Allah bize yol gösterir elhamdülillah. Gösterdi elhamdülillah. Biz şimdi doğru yoldayız. Ehl-i sünnet itikadı, dört mezhep fıkıhta, dört mezhepten biri. Bunlar nedir? Sırat-ı müstakim. Dost doğru yol. Ne biliyorsun? Ne biliyorum olur mu? Allah Kur'an'da ayet indirdi Habibine. İnneke lemine'l murselin ala sıratın müstakim. Sen dost doğru yol üzere gönderilenlerdensin. Onun getirdiği Kur'an, onun getirdiği hadisler. Biz böyle Allah'ımızdan öğrendik. Onun yolu sünnet yolu. Sahabesinin yolu, cemaat yolu. O da dost doğru yol işte. O yoldayız elhamdülillah. Şimdi daha şüphelenmeye bir gerek var mı? İşte ben kadere inanıyorum. Acaba yanlış da mıyım? Oo. Sen böyle şüphelenirsen acaba da çok yanlış olur. E ben sırata inanıyorum, mizana inanıyorum, cennete cehenneme inanıyorum, kabir azabına inanıyorum falan. Acaba yanlış mı inanıyorum? Bu acabalar seni kemirir. Sen doğru inanıyorsun elhamdülillah. Bu ehl-i sünnet yolu dost doğru yol. Şüpheye ne mahal var? Evet. Sen hiç ölmeyecek olan hay, diri olan, Allah'a güven, ölümlülere güvenmeyi bırak. Kafirlerin şerrinden kurtulmak istiyorsun. Maddi imkanlara efendim muhtaç olmamak istiyorsun. Kimseye muhtaç olmamak istiyorsun. O zaman bana güveneceksin. Zikredeceksin. İsteyeceksin. Yalvaracaksın. Ben vereceğim. Eleyşallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi diyor? Ve yuhavvifuneke billezine min duni. Habibim seni başkalarından korkutuyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu putların aleyhine çok konuşuyorsun. Bunlar seni çarpacak diyorlar. Mevla buyuruyor ki seni onlar nasıl çarpsın? Kendileri çarpılmış. O keresteler, kütükler seni nasıl çarpsın? Seni putlarından korkutuyorlar. Allah kuluna yetmez mi? Ben yeterim sana diyor. Kur'an-ı Kerim'de çok var böyle. وَلَوَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Onlar Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsaydılar. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Allah bize yeter deseydiler. سَيُوتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah fazl-ı kereminden daha neler verecek deseydiler. وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ Biz rahmetimizi, hevesimizi Allah'a tuttuk deseydiler, hiç muhtaç olmayacaktılar. Ama dünyada biraz imtihan olur. Her istediğini alamazsın. Her istediğini yiyemezsin. Her istediğine efendim istifade edemezsin. Bu olur, bu imtihandır. Ama ben kuluma yeterim Mevla buyuruyor. Ben fakirlik murad edersem zaten seni kimse zengin edemeyecek. Ben seni aç öldürmek istiyorsam kimse seni doyuramayacak. Yine iş bana dönüyor. Onun için sen bana güven. Evet. Yine ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Len yusibena illa ma keteballahu lena. Bizim başımıza hiçbir şey gelmez. Ancak ne gelir? Allah bizim hakkımızda ne yazdıysa o gelir. Öyle mi? Yazılmadık bir şey başımıza gelir mi? Gelmez. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve alemenne ma asabek lem yekun li yuhtayek.
ve ennemâ ehtâek lem yekun li yusîbek. Bir bela seni şaştı. Yanındakine vurdu, sana vurmadı. Duruyorsun şeyde, otobüs beklerken geldi bir araba, girdi şeye, beklediğiniz yere. Yandaki adamı parçaladı. Sana bir şey olmadı. Sen de şimdi akıl yürütüyorsun ki onun yerinde ben dursaydım işte gitmiştim. İşte yarım metre böyle durduğum için sıyırdın. Kafayı sıyırdın sen. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Bu şimdi araba şaştı mı seni? Geldi daldı oradan ortadan, onu götürdü, seni bıraktı mı? Seni şaşan diyor. Zaten sana vuracak değildi ki. Orada da olsan vuracak değildi. Bu rastgele mi oldu böyle? Değil. Araba biraz şöyle gelseydi sana mı vuracaktı? Biraz şuradan gitseydi öbürüne vurmayacak mıydı? Nasıl iman? Nasıl tevekkül? Nasıl kader? Seni şaşan zaten sana vuracak değildi. Sana vuran zaten seni şaşacak değildi. E sen hala konuşuyorsun. Lev, 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 lev. Ama kurtulamadık bundan ya. Ne demek lev? Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. Bunlar bizde var. İyyâkum vel levve fe innel levve tefteh ameleş şeytan. Bu levlerden sakının. Çünkü bu şeytana kapı açar. Ne demek? Münafıklar ne dediler? Şehit olan sahabe için lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû. Bedir'de şehit olanlar için, Uhud'da şehit olanlar için ne dediler? Ya biz onlara gitmeyin, çıkmayın. Bu Muhammed sizi sallallahu aleyhi ve sellem helak edecek. Buna uydunuz, gidiyorsunuz dedik. Bizi dinlemediler. Kiminin tabii münafık ama Müslüman yeğeni var, kardeşi var, babası var, oğlu var. Onlar Müslüman, Efendimiz'e uymuş gitmişler. E kimine şehitlik nasip olmuş. Bu geri kalan ne dediler? Şimdi bizim yanımızda dursaydılar, hurma bahçelerinde serin küplerden su içerdiler, hurma yerdiler, dinlenirdiler. Ama şimdi bizi dinlemediler, öldüler. Bizim yanımızda olsaydılar ne ölürdüler ne öldürülürdüler. Mevla diyor ki bunlar münafıktır diyor. Şimdi İbn Abbas buna daha da misaller veriyor. Bizde ama bizde hiç bu iş daha yerleşmedi. Hiç. Yani kalbimize bırak, ağzımıza da yerleşmedi. Daha dilimizi de düzeltemedik. Zil çalsaydı böyle olmayacaktı. Evde ışığı açık bıraksaydık hırsız girmeyecekti. Alarmı kursaydık şöyle olmayacaktı. Devamlı bu lafları yapıyor muyuz? Ama devamlı, günde 50 tane ya. E biraz sabır hacı ya, biraz sabır. Böyle olmaz ya. Bir kader var, bir kaza var, bir hüküm var, bir rıza var. E tamam da ne yapacağız şimdi? Bari olan olmuş. E bir de münafık lafları yapmayalım yani. Tamam. Mevla böyle murad etti. Ha sana tedbir alma diyen var mı? Tedbir alma diyen yok. Al diyoruz. Şimdi tedbir tevekküle mani midir? Değildir. El abdü yudemmiru Allah'u yukaddiru. Kul tedbirini alır, Allah takdirini yapar. Onun için Mevlana ne diyor? Takdir tedbire güler diyor. Yani adam tedbirini alıyor ama Allah'ın kaderi de sabit olduğu için sen istediğin kadar tedbir al. Başına gelecek var diyor. Ama yine de tedbir almak sünnet midir? Sünnet. Bedevi geldi, deveyi bağlamadan Efendimiz'e sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, şimdi dedi bizim deveyi kapıda bıraktık, mescidin kapısında. Fakat bunu ben bağlamadan geldim şimdi. Allah'a tevekkül edeceğiz ya dedi, güveneceğiz Allah'a, itimat edeceğiz. Allah devemizi kaçırtmaz, bize bırakır. E ne yapayım şimdi ben dedi. Bunu dedi, bağlayayım da mı tevekkül edeyim, salık bırakıp da mı tevekkül edeyim? Ne buyurdu ona? Çok meşhur değil mi? Hepinizin bildiği bir hadis. İ'kılha. Git onu bağla ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Ne demek Allah'a tevekkül et? O bağlamana güvenme. Anladın mı şimdi? Ben bunu bağladım ya, daha bu kalır burada, bu deve gitmez. İşte o tevekküle mani, o düşünce tevekküle manidir. Ben alarmı kurdum, eve hırsız girmez. O tevekkül, o değil. Allah evimi muhafaza etsin. Ha sen şimdi orada bu bağ bunu kurtarır. Bu alarm bunu korur. Dersen bu tevekkülü bozar. Ama ben sebepler aleminde, sebeplere tevessül ile memurum. Ben bunu bağlayayım ama bunu kim koruyacak yine? Allah'a. Ondan sonra bir rüzgar geldi, kazığıyla beraber söktü gitti. Sen kazığa bağladın ya, bir de baktın kazık çıkmış zaten. Deve kazıktan gidiyor. Allah sökerse kazığını, bir rüzgarla, bir fırtınayla, bir şeyle, bir afetle, bir yellen, bir sellen, o ne kazık, ne ip, ne bağ, o deveyi tutamaz.
Sen onu düşüneceksin, anladın? Ama bağla, yine Allah'a tevekkül et. Ne demek? O deveyi koruyacak olanın ancak Allah olduğuna itimat et. Ya bu efendim tahta bunu korur. O sakın öyle inanma. Ama Mevla sebeplere bağladığı için o da emirdir. Ve mes'a'u mani'an li't-tevekkuli. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri yazdığı Arapça mektubunda ne buyuruyor? Çalışmak, gayret etmek, tedbir almak tevekküle mani değildir. Belit tevekkülü es-sa'u ila hükmillah. Tevekkül nedir? Allah'ım ne karar verdiyse ben o hükmün olmasına yardımcı oluyorum. Ben bilirim veya bilmem. Sonucunu, neticesini bilsem de bilmesem de değişmez. Allah'ın bir hükmü vardır. Benim tevekkülüm nedir? Efendim, onun Allah'tan olduğunu bilmemdir. Ne yaparsa onu Allah'ın yaptığını bilmemdir. Yoksa böyle olsaydı, böyle olmasaydı sanki o tedbir, o sebep Allah'ın hükmüne efendim mani mi olacaktı, engel mi olacaktı? İşte itikat orada bozulur. Yoksa Allah ne yazdıysa o oldu. Kazası kaderi bizde geçerlidir. Böyle bildikten sonra sebebine sarılırsın. Bunda bir mani yok. Tüm işlerini Allah'a ısmarla. Habibim ne söyle? لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Bizim başımıza hiçbir şey gelemez. Kendi kendine bir şey olamaz. Ancak Allah ne yazdıysa o olur. هُوَ مَوْلَانَا. Peki Allah kimdir? Bizim düşmanımız mı haşa? Anamızdan, babamızdan çok acıyan Mevlamızdır. O halde وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi Musa aleyhisselam cebbar toplulukla savaşmakla emrolundu. İsrailoğulları denizi açtılar. Firavun boğuldu. Düşmanlarından kurtuldular. Musa aleyhisselamın başına ne çoraplar ördüler. İneğe tapan bir kavim gördüler. Bize de böyle bir inek yap da ona tapalım. Bizim Allah Allah diyoruz, hiç görmüyoruz. Bir gördüğümüz bir sembol olsun dediler falan falan. Neler neler. Ondan sonra Eriha'yı, Kudüs'ü, mukaddes toprakları fethetmeleri için Allah emir verdi. Musa aleyhisselam da ne buyurdu? Mevla size burayı nasip edecek. اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُكَدَّسَةَ اللَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah sizin için bu Kudüs'ü, bu Eriha'yı yazdı diyor, yazdı. Ne demek yazdı? Kaderde yazdı ki bura sizin. Girin diyor. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِكُمْ. Arka çevir, dönmeyin, kaçmayın. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. İki cihanı kaybedersiniz. Ama ne yaptılar? Dediler ki 12 tane adam seçelim. Nakib. Yani her boy var. 12 boy İsrailoğulları. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın işte kardeşleriyle beraber 12 kardeş. Oradan geliyor. İçimizden elçiler seçelim. O savaşmamız emredilen kavimle karşılaşsınlar, onları gözlesinler, takip etsinler, bir rapor tespit yapsınlar, sonra bize gelsinler. Biz kimle savaşacağız bilmiyoruz ki. Tamam buyurdu. Ve dekhede Allah'a mithâkı beni İsrail ve be'athnâ minümüsne aşara nekîbâ. Allah söz aldı, kuvvetli söz. Emir mi tutacak mısınız? Tutacağız. 12 nakip seçtik, tamam gönderin, gönderdiler. O 12'sinden 10 tanesi ne dediler geldiklerinde, döndüklerinde? Ya o savaşacağımız adamlar var ya, boyları minare kadar. Hakikaten de minare kadar. Yani Ad kavminin kalıntıları yani, Amalika. Amerika değil ha. Amalika. Amerika'nın daha kıtası keşfedilmemişti o vakit. Efendim, bu kavim cebbar. İri yarı. Adamı ne yani, Musa Aleyhisselam'ın kavmi 2 metre olsun. 1,5-2 metre yani. Normal bizim gibiler o zaman. Olsun 2-2,5. Bunlar 20 metre var, 30 metre var. Böyle adamlar var. Şimdi bunlarla biz nasıl savaşacağız? Ya sen, sana ne ya? Şimdi Allah tevekkül nerede anlıyor musun? Emir geldiği vakitte hesap yapılmayacak. Sebep görülmeyecek işte. Tevekkül orada belli oluyor. Bu sefer o 10 kişi, halbuki 12 kişi karar aldılar. Bunlar emir kırar, kaçarlar. Allah da emretti buraya. Girin. Onun için ne demeyelim? Bu adamlar şöyle iri, böyle yarı demeyelim. Fakat o 10 kişiden sızmalar oldu. Bir iki kişi yan etrafına fısıldadı ki çok iri yarı adamlar var. Halbuki o iri yarıdan hiç korkma ha.
Onu göster, çek. Onlar ne diyor? Efendim, katır kadar cismi var, kuş kadar beyni var. Cismul bigali ve ahlamul asafiri. Katırların cismi, güvercinlerin beyni diyor yani. Fakat bunlar onu anlamadılar. O bir yayıldı. Musa Aleyhisselam da diyor ki, tamam arkadaşlar, hadi Allah'ın emri var, gözcülerimiz de gitti geldi, ne anlaşıyoruz, toparlanalım falan. Bunlar, kalu ya Musa, inne fiyâ kavmen cebbari. Dediler, ya Musa, orada bizim aldığımız rapora göre çok zorba bir, cebbar bir topluluk var. Olsun, Mevla emretti. Ve inna len nedhulâ hattâ yehrucû bilâ. Onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz. Tamam, Allah emrettiyse gireceğiz ama onlar çıkınca. O zaman nenem de girer. Girin diye Mevla emretti, bunu onlar varken gireceksin. Onlar ne zaman çıkar? O zaman sen ölürsün. Fen yahrucu minha, onlar oradan çıkarsalar feinna dahilun, biz oraya gireriz dediler. Çok güzel. Ama iki tane, 12'den iki tanesi kim idi? Kale raculani, iki adam. Kur'an'da geçiyor, isimleri yok. İki adam. Birisi Yuşa aleyhisselam, birisi Kalib aleyhisselam. Bu ikisi de peygamber oldu. Yuşa aleyhisselam kesin peygamber oldu. Kalib aleyhisselam da öyle. O 12 kişiden ikisine dediler, minellezine yekhafun, onlar Allah'tan korkan adamlar. En'amallahu aleyhima, Allah'ın lütfettiği adamlar, kullar. Bak, söz burada bir misal olsun diye söylüyordum bunu. Udhulu aleyhimul bab. Allah bize ne emretti kardeşim? Bu mukaddes toprakları, Kudüs, Eriha, kutsal toprakları size vaat ettim. Yazdım diyor ya, yazdım. Allah'ın yazdığını kim bozacak? Bunu bize verecek. Ne kaldı arkadaşlar? Kapıdan girmek kaldı diyor ya. Ya nasıl gireceksin adamın şehrine ya? Ya feydâ dehaltumû. Siz diyor bak, Mevla girin buyurdu ya, kapıdan girdiğimiz zaman diyor o ikisi, feynnekum gâlibûn, otomatikman galibiz diyor ya. Niye? Allah öyle dedi diyor. Adam diyor ki, ya akıl mantık mı senin için? Nasıl galibiz diyor ya. Boyumuza bak, bosumuza bak diyor ya. Bir de adama bak, üflese bizi püskürtür öbür tarafa. Nasıl galip olacaksın? Ya kime inanıyorsun, kime güveniyorsun? İşte sözün sonunu bağladın, dikkat et. Ve alallahi fetevekkelu. Ne dediler? Ya ne adamsınız siz ya? Ancak Allah'a güvenin, in kuntum müminin. Eğer müminseniz, gerçek inanan sizseniz, Allah'a güvenin dediler. Anladın mı şimdi? Orada Allah'a güvenin dendiği zaman da hesap ne olacak? Kalkacak. O kaç metre? Ben kaç metreyim? Onun ne kadar gücü var? Benim ne kadar gücüm? Onun ne kadar silahı var? Benim ne kadar silahım var? Böyle bir şey yok. Bedir Muharebesi 3 misli orduydu. Hendek Muharebesi neydi? 15 bin kişi geldi. Birçok muharebede böyle oldu. Şimdi 3-4 bin kişilik sahabi 100 bin Rum ordusunu yendi. Mu'te'de, şurada, burada ne destanlar var? Bu sayılan mıdır? Allah'a tevekkül edin. Anladın mı şimdi? Ha, sebebine sarılmak başka. Ama ve lakin emir geldiği zaman da hesap yok. Emir geldiği zaman zahiri sebeplere bakılmaz. Şimdi mesela Bedir Muharebesi'nde sahabe 313 kişi, karşı taraf 900 küsur kişi, yani 1000'e yakın. Silah ona göre, develer ona göre, atlar ona göre. Bedir'de Müslümanlarda 2 tane at var. Zübeyir'le Miktad'ın var. At yok, bir şey yok. Karşı taraf her gün 10 deve kesiyor, yiyorlar. Bu taraf açlıktan kırıldı. Kafirler her gün 10 deve kesiyor. Zaten sayıları da belli değil. Baştan tabii sayamıyorlar falan. Tam tespit edemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların adamları esir oldu. Sucuları. Sahabe esir etti, geldi. Onlara sordu ki, kaç deve kesiyorlar günlük dedi. Buyurdu. Dediler ki 10 deve kesiyorlar. Efendimiz buyurdu ki 900 ile 1000 arası dedi. Onların ne kadar deve yiyeceğini bildiği için o kavurların. Bunlar bu kadar yer adam başı dedi. Hesabı tam tutturdu yani yediklerinden. Müslümanların yiyeceği yok. Bir şeysi yok. Silahı yok. Atı yok. 3 misli. Akıl ne der? Akıl der ki, kendimizi tehlikeye atmayalım. Bir de ayet de uydurur orada. Ayet uydurur der ki, ayet var. وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ لَتَيْرُونَ. Mümin kullarım, kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet var, doğru. Ama orada o ayet geçerli mi? Niye değil? Yok, de bakalım. Ha, orada özel bir durum var. Çünkü Allah Teala ne buyurmuş ona? وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنَ اَنَّا لَكُمْ. Ya Ebu Süfyan'ın kafilesi ya da Bedir'deki müşrikler. İkisinden birinden karşılaşmayı tercih edin. Hangisine karar veriyorsanız onu size verdim diyor.
onu size verdim diyor. Söz verdim diyor. Şimdi o söz verdim dediği noktada artık o 900, ben 300, onun 200, 1000 atı var, benim 2 atım yok. Bu, olmaz ki bu. Tevekkül bozuldu işte. Söz olduğu zaman, vaat olduğu zaman Allah'ın vaadinde hulf olmaz. Tekallüf olmaz. Ama ayeti iyi anla. İki taifeden birini söz verdim size. Ne demek? İkisine birden dalarsan o da olmaz. Onun için Bedir'de gavurları geberttiler. 70 esir, 70 leş. Tam ordu 3 gün içinde toplandı. Ebu Süfyan kafilesi de Mekke'ye anca zor kurtardılar ticaret malını. Sahabeden birisi Efendimiz'e ne dedi? Ya Resulallah dedi. Bunlar burada zaten kırıldı gitti. Ebu Süfyan'da da çok ticaret malı var. Şimdi oraya yürüyelim, onu da alırız. Efendimiz sustu biraz. Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas. O zaman esir. Müslümanların arasında değil, esirler arasında. O da oradan o istişareyi duyuyor. Çadırın içi Efendimiz'in amcası, ne acayip akıllı insan. Oradan dedi ki, yeğenim dedi, uyma buna dedi. Halbuki daha Müslümanlığı falan yerleşmemiş. Yani esir şeyinde, konumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, niçin dedi? Dedi ki Allah sana iki taifeden birini söz verdi, sözünde de durdu dedi. Bak ikinciye dalaşma dedi yani. Efendimiz diyor ki amcam doğru söylüyor dedi. Çünkü ayet diyor ki iki taifeden birini söylüyor. Ama Allah dese ki bütün dünyayı verdim sana, yürü git gözünü kapat. Ne buyuruldu şu odur. Hazreti Abbas bu ayeti nereden biliyordu? Onu orada esirken sahabeler okuyormuş. O okurlarken o esir ya duydu onu ayeti. Ayet'i duydu. Sonra zaten iman etti. Çok büyük faziletlere sahip oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Hazreti Abbas o. Zaten radıyallahu anh o tabi Mekke'de çok sıkıntılar çekti. Kendini gizledi. Baştan beri Efendimiz'e Akabe biatlarında Efendimiz'in yanında bulundu. Medinelilerle görüştürdü etti. Onun hicretini Efendim sağladı falan. Yani onun hiçbir Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem zaten zararı olmadığı gibi çok koruması da olmuştur. Nihayetinde de çok büyük bir sahabi olmuştur. Yüce bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'in en ilerisi gelen kimsesi olmuştur. Amma ve lakin burada tevekkül neye göre? Söz varsa Mevla buyuruyor ki her dükkanda yazar ticaretten er rizku alallah. Yazıyor değil mi sizin dükkanda da? Ne demek? Rızık Allah'a ait. Ne demek? Söz verdi. Ben seni yarattım, seni yedireceğim. Ecelin açlıktan ölmekse o başka. O zaman her taraf sebze meyve dolu olur, sen açlıktan yine ölürsün. O ayrı bir hastalık olur o. Senin rızkını vermek bana. Yazdınız mı dükkana? Yazdınız. Her girende bakar. Ondan sonra ne var? Ondan sonra orada yine bir harama bulaşmak üzere ya bir kredi alayım, ya bir rüşvet vereyim, ya bir rüşvet alayım, ya şuraya, ya burada ne yazdın? Rızkı Allah kefil. Şimdi niye böyle harama düşüyorsun? Mevla seni helaldan yediremedi mi sen illa haramdan yaşayacağım zannediyorsun? Helaldan ölecek misin? Ne buyuruyor? İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Peygamberlerin kelamı Kur'an'da. Ben Hud aleyhisselamın sözü de olabilir. Ben hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Tevekkül ettim. O beni zayi eder mi? Etmez. Mâ min dâbbetin illâ vâhidhum binâsıyetâ. Yeryüzünde gezip dolaşan, develenen, yürüyen, adım atan, ayak çırpan hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden, alın saçından, yularından Allah yakalamış olmasın. Herkesin yuları kimin elinde? Mevla'nın kudret elinde. Böyle bizim gibi eli yok. İstediğimi indirir aşağı, istediğimi. Kime tevekkül ediyorsun? Seni zayi etmeyeceğine söz veren, hiç ölmeyecektir ya. O zaman niye onun sözünden çıkıyorsun da? O bana söz verdi. Sen helalından kanaat et, haramlardan sakın. Ve men yettekillah, kim haramlardan sakınırsa yec'al lehu mahraca, Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratacak. Ve yerzuku min haysu la yahtesib, hiç beklemediği yerden rızkını yollayacak. Ummadığı yerden Allah rızkını gönderecek. Peki sen de geliyorsun, hoca efendi var, benim çalıştığım yerde namaza müsaade etmiyorlar.
ben de aç kalmamak için mecbur namazı bırakıyorum. Ne oldu şimdi? Kim verdi sana bu fetvayı? Farz namazları nasıl bırakırsın? Ama başka iş de bulamam, aç kaldım. Ama haramdan sakınana diyor, darlıktan çıkış kapısı açacağım. Rızkını beklemediği yerden göndereceğim. Ama bir gün iki gün sabret. Bakalım, belki bir imtihan olursun. Hemen niye efendim şüpheleniyorsun, evhamlanıyorsun, aç kaldım diyorsun? Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse, itimat ederse, Rabbim beni zayi etmez, ben haram işlemeyeyim, günah yapmayayım, Allah'ımın emrinden çıkmayayım derse, bilsin ki diyor Allah ona yetecektir. Yeterli gelecektir. İnnallâh bâlihu emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini yapar. Kimse engel olamaz. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ama ya Rabbi işte, ben de namazdan sebep işten çıktım. İşte sakalımı kesmeyeyim diye işten çıktım. Kadın işte başımı açmayayım diye okuldan çıktım. Efendim ama sen de bana bir kapı açmadın işte, bak ne zamandır sürünüyorum. Hemen ayetin sonunda ne cevap veriyor? Allah her şeye bir kader tayin etmiştir, zamanı var. Sana çıkış kapısı yaratacağım ama senin istediğin zamanda değil, benim istediğim zamanda. O arada da bir imtihan payı var mı? Vardır. Kiminin işi hemen rast gelir, kiminin işi bayağı ters gelir. Ne yapacağız şimdi? Sen de burada şimdi imtihan olursun, hemen kaybedersin. Ya Mekke'den Medine'ye geldiler. Ne oldular? Hasta oldular. Mekke'nin havasına alışmışlar. Medine'nin havasında acayip efendim sıtmalandılar. Kiminin devesi öldü, kiminin karısı hastalandı, kiminin şöyle, kiminin böyle. Doğru Müslümansa ne dedi? Mevla imtihan ediyor. Eğri adamsa ne dedi? Bu nasıl din ya dedi. Allah için evi barkı terk ettik. Allah da bizi burada hasta etti dedi. Ve minen nas men ya'budullah ala harf. Hac suresi. Hepinizin başına gelebilir. Benim başıma her gün geliyor. İnsanlardan öylesi var ki Allah'a ibadet yapıyor ama diyor dingil üzerinde. Ne demek? Yerleşmemiş. İman kalbe yerleşmemiş. Ayak seccadede yerleşmemiş. Böyle kenarından tutuyor işi, ucundan tutuyor. فَيْنَ صَحَبَهُ خَيْرٌ اِطْمَاً نَبِي. Ben bir namaza başlayayım. Hanım bir kapansın. Şöyle bir faizi maizi, haramları falan, içkileri, kumarları bir bırakalım. Ondan sonra bakalım bu hocanın dediği gibi çok güzel zenginlik, mutluluk falan geliyor. Eğer ki diyor, dünyadan mal, hayır, ganimet yani biraz imkanlar arttıysa اِطْمَاً. Aa bu din doğru arkadaş. Bu hoca doğru konuşuyor. وَيْنَ صَحَبَتُ fitne. Ama ne zaman namaza başladı, Allah da ona bir dert veriyor. Adam diyor ki biz derdimiz açılsın diye namaza başladık. Allah belamızı verdi. Ya mübarek adam ne belanı verdi? İşte efendim ayağım kırıldı. Kırılsın ne yapalım? Tamir olur. Yapışır. Yok efendim. Biz işte haramı bıraktık. Arabaya tosladılar. 2 milyar masraf. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Allah'ım ya Rabbi imtihan ediyor seni ya. Öbürü namaz yok, abdest yok, oruç yok. Sabaha kadar içiyor, oynuyor, gülüyor. Ondan sonra dünyada da çok mutlu. Ne olacak şimdi? O mu doğru? Senin ayarın nerede? Ölçün ne? Eğer gidiyor efendim İslam'a girdiği zaman, başına sıkıntı geldiği zaman inkalebe alaveci. Yok ya bu din bana göre değil diyor. Beni açmadı hiç. Huzurum bozuldu diyor ya. Namaza başladım bunalıma girdim diyor ya. Kasirat dünya vel ahira. Şimdi buna zaten bela da geldi ya. Bela gelince de dinden de çıktı ya, ibadeti de bıraktı ya, bu diyor dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Öbür gavurun en azından dünyalığı var. Bunun hepten dünyası da gitti, ahireti de gitti. ذَلْقُ وَالْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ. Bu çok belli, belirgin, aşikar bir zarardır. Bu zarara razı gelmeyin. Bu kapı Allah'ın kapısıdır. Başka gidecek kapı yok. Başka isteyecek melce, sığınak yok. O zaman ne yaparsa yapsın bize razı geleceğiz. Ondan bileceğiz. Ona itimat edeceğiz. Ahirette rızasını gözleyeceğiz. Rızası her şeyden üstün değil mi? Adama dünyada bin türlü imkan vermiş ama Allah ona kızgın. Ahirette yeri ateş. Ama senin imkanların kısıtlanmış, başına sıkıntılar gelmiş, fakirlik, hakirlik, zelillik, hastalık. Ama Allah senden razı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandı, neler oldu, ayakları kana boyandı da dönerken orada asmanın altına oturduğu vakitte ne bu? Ya Rabbi ileyke eşku zafe kuvveti ve kıllete hileti. Ya Rabbi, çaremin azlığını, gücümün zayıflığını sana şikayet ediyorum. Sen bana bu dini tebliğ etme vazifesini yükledin. Bir tane Zeyd yanımda, iki kişi çıktık. Taif'te bize kimse inanmadı. Çoluk çocuk deli doluyu da topladılar, bizi taşladılar. Ama bana sen bu yükü verdin. E şimdi güç ver, ben gücüm az. Ama sana şikayet ediyorum, kimseye şikayet etmiyorum. Ve hevani alennas, insanlar nazarında hiç itibarım yok, millet bana değer vermiyor dedi. Ama ben senin dinin için istiyorum gücüm olsun. Ve lakin şikayetim ancak sana. Ama sonunda nasıl bağladı? Uzun bir duadır. İn lem yekulleke gadabun aleyye fela ubali. Ya Rabbi, durumum ortadadır ama eğer sen bana kızgın değilsen ben hiçbir şeye aldırmıyorum. Müslüman bunu diyecek ya. Ya Rabbi, sen bana kızmıyorsan, sen benden razıysan ben hiçbir şeye aldırmıyorum. Ama sen en ufak bir dünyadaki tebeddülata, tehavvüle, değişikliğe, en ufak bir imkan darlanmasında hemen hiç Allah razı mı değil mi hesabını ortadan kaldırıyorsun. Hemen milletin ölçüsüyle, tartısıyla işi tartıyorsun, ne diyorsun? Demek ki Allah, bu din doğru değil veya bu yol doğru değil veya efendim inkar edenler bu kadar rahat, biz iman ettik niye bu kadar dardayız falan. Oho! Sen ahirete hiç o zaman inanmıyorsun. Sonsuz hayatı hiç hesaba katmıyorsun. Bu kaç gündür bu? Bunun çilesi de geçer, keyfi de geçer. Diyorum sana, 70 milyardan fazla insan, bunlar ne kadar keyif edenleri de oldu, ne kadar çile çekenleri de oldu. Şimdi hangisinin ne hatırladığı var? Bir şey yok. Ama amelinin karşılığı ahirette bekliyor. Sabredeceğiz arkadaşlar. Tevekkül edeceğiz arkadaşlar. İtimat edeceğiz Allah'ımıza. Celle şanu, celle celaluhu. Ya. Neticede ne oldu? İsrailoğulları Yuşa Aleyhisselam'ı dinlemedi, Kâlib Aleyhisselam'ı dinlemedi. Ne dediler? Bir de ne dediler? Galu ya Musa, İzze bente o rabbuke fekatila, inna hauna kâdû. Sen dediler, Rabbinle beraber gidin ikiniz, Musa Aleyhisselam'a. Biz burada oturuyoruz, siz kaleyi fethedin, onları tepeleyin, bizi çağırın. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Mevla da ne buyurdu? Gâle fe innâ muharrametün aleyhim, erba'ine sene. 40 sene, oraya şimdi yazmıştım. Tevekkül edip kapıdan girseydiler, Allah adama bir korku verecek. Allah adama bir korku verdiği zaman aslan kedinin karşısında ne olur? Tir tir titrer. Bakarsın kocaman adam, kısa boylu bir adamın karşısında tir tir titrer. Çünkü cesareti veren kim? Allah-u Teala. Korkaklığı veren kim? Allah-u Teala. Kalpler kimin elinde? Allah-u Teala'nın elinde. Hiç kimsenin bedeni, vücudu, cüssesi, silahı ona kuvvet vermez ki. Kuvvet kalptedir. Kalp de Allah'ın elindedir. Öyle mi? Bazı adamlar var öyle kısa boylu falan. Diyorlar ki mesela bu adam alemin babası, kralı falan. Diyorlar ki mafyanın başı falan. Bir adam. Bir de bakıyorsun benden kısa boylu falan. Ya bakıyorsun diyorsun bu adam nasıl? Oho diyorlar. Bu adam diyorlar girdiği zaman ortalığa, aleme herkes titrer. Niye? Allah adama cesaret vermiş. Allah adama cesaret vermiş. Boylan değil ki. Ancak Allah'a tevekkül edin. Eğer gerçek müminseniz dediler, dinletemediler. Bunlar da tevekkül etmediler. Mevla da ne yaptı? Kudüs'ü onlara 40 sene haram etti. Şimdi girmek varken 40 sene sahrada, çölde, sabah çıkacaksın, akşama kadar dolaşacaksın çölde. Akşam olduğu vakitte oturacaksın. Sabah kalktığın vakitte neredesin? Aynı dün sabah çıktığın yerdesin. 40 sene böyle aynı güzergahta dolaştın. Ama Musa Aleyhisselam da o vaziyette vefat etti. Harun Aleyhisselam orada 40 sene zarfında vefat etti. Peygamberlerde ne sıkıntılar çekti. En sonunda yine Yuşa Aleyhisselam'a nasip oldu. Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamber oldu. Onların da 40 senede hep döküldüler, yaşlıları, o isyankarları öldüler. Yeni gelen nesille beraber Yuşa Aleyhisselam Kudüs'ü fethetti. Ama tevekkül edilseydi 40 sene evvel rahatlık içerisinde feth olacaktı. Musa Aleyhisselam peygamberlere ibadet üzere rahat edecekler orada. Yani öyle bir iş ki senin cemaatin içindeki bir adamın yaptığı işten de senden de zarar geliyor. Bir de bu da var yani. Bir peygamberin ne suçu var? Ama Mevla'nın kanunudur. Ha, o suçlu manasında değil. Ama bu mızıkçıların yüzünden cemaat zarar görür. Allah muhafaza. Allah bizi ya Rabbi tam itimat, tam itikat, tam tevekkül, tam teslimiyet. Ama bu tevekkül hakkında
Evliyaullah'ın o kadar konuşmaları var, sözleri var, beyanları var. Herkes makamından konuşmuş. Bizim makamımız düşük. Onun için biz ortadan gidiyoruz. Herkesin anlayacağı dilden konuşmakla mükellefiz. Şimdi bir hadis-i şerif burada rivayet ediyor. Men serrahu ven yekûne ekremen nâs. İstiyor musun diyor Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en kerimi, en Allah katında değerlisi sen olasın. Bu seni sevindirir mi? Sevindirmez olur mu? Felyettekillâh. Haramlardan sakınırsan Allah katında en değerli sen olursun. Rengin siyah da olsa, malın mülkün olmasa da, değil mi? Herkes seni düşük görse de, haramlardan kim sakınıyor? En değerli kim Allah katında? O. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en şerefliniz, soy, sop, mal, hasep, nesep itibariyle değil, haramlardan sakınması ve takvası itibariyle en üstün olan, en keremli olan. Ve men serran yekûne ekven nâs. İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Senden güçlü kimse olamayacak. İstiyorsun tabii, ben de istiyorum. Ama başka yerde arıyoruz. Fel yetevekkel alallahi teala. Ancak Allah'a güvensin. Hiçbir şeye kalbini bağlamasın, takmasın. Sebeplere sarılsın ama sebeplere kalbi bağlamasın. O zaman diyor en güçlü kim olur? O olur. Niçin? Çünkü itimat ettiği zat kim? Allah. Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yok. Aleyh tevekkeltu. Ben ancak ona güvendim. Ve o Rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir. Bu dua kaç kere okunuyor sabah akşam? 7 kere. Tevbe suresinin sonu. 7 kere bunu okuyan adam sabah akşam kefâullâh mâ ehemmehû. Ne derdi varsa niyet etsin. Allah bana yeter bu derdimi açmak hususunda diye düşünsün. 7 kere de bunu ancak sana tevekkül ettim diye okurken manayı düşünecek, huzuru kalbiyle okusun. Onun ne mühim sıkıntısı varsa, hangi şey onu dertlendiriyorsa Allah ona yetecek diyor. Devam edin, hangi sıkıntınız var açılana kadar, ondan sonra öbür derde, ondan sonra öbür derde. Ama ne diyor biliyor musun? Sadıkan kâne ev kâdiben. Şimdi hiçbir duada bu yok, bu duada bu var. Nedir o? İster diyor doğru söylesin bu lafı, ister yalan söylesin diyor. Ne anladınız? Yani hasbiyallah, Allah bana yeter diyorsun ya, bazı insan bunu derken evliyaullah gibi bir makam sahibi olursa hakikaten hiçbir şeye güvenmez, ancak Allah'a güvenir. O sadıktır. Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çok tabii, evet, nerede kaldın ya, beni attılar nezarethaneye falan. Değil mi? Ben şimdi hapishaneye attıkları vakitte beni, ben bu işi anlamıyorum tabii. Hasbiyallah diyorum ama içimden de ne diyorum? E bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. E biri gelir çıkarır herhalde. Aa, gelen yok ki, giden kimse sokmuyorlar ki. Ne avukat söküyor, ne bir şey söküyor. O zaman en büyük bir ordinalist profesör var. İsmini söylemeyeyim, şimdi vefat etti. Ona dediler, 10.000 dolar verelim sana. Bir bilirkişi raporu ver, bu hoca ne yapmış? Yani bilirkişi raporu mahkemeye verecek, o zaman degemeler zamanı. Dediler ki, bir bilirkişi raporu ver, o da ordinalist, anayasayı yazanların hocası yani. Sen dediler, bir bilirkişi raporu ver, adam zaten bir şey yapmamış ki. Vaaz etmiş. E ne olacak hani bu çürsün? Adam da dedi ki, bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş. Buna bilirkişi raporu para etmez. Alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş, yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbiyallah'a nasıl okumaya başladık? Evvelden beri hasbiyallah çekiyoruz ama ya Rabbi bir sen kaldın. Bu benim başıma geldi. Ben 400 küsur gün yattım. 400 küsur gün, 3 ay, 4 ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler. Keşke yalnız kalsaydım. O da başıma bela oldu. Ama ve lakin mesele nedir? Hasbiyallah, değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki? 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken 312 değişti. Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım.
Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor, maddesi geldi. Bende bir eylem yok, bir şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer dedim kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canı 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işetiyorlar. Tuvalet yok, abdest yok. Ya biz namaz adamıyız. Ondan sonra bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna. Niye? Devam. Ulan kanun değişti. Sana değişmedi diyorlar. Ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki Fuzuli ya. Bir daha o kadar gittik geldik canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkamayız, bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Neydi? Gözümden diyor hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya? Biz orada hakikaten hasta olduğumuzda hiç. Ha şimdi ama ne zaman böyle kanun değişti bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan doğdu. Şu. O hasbiyallah da işte o zaman adam kazip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. Ne diyor duada? İnkata arraca illa mink. Senden başkasından ümit kesildi. Ve gâbetil amalu illa fik. Senden gayrinden beklentiler husrana uğradı. Ve sütnetil turuku illa ileyk. Senden gayrine çıkan bütün yollar kapandı. Ya Allah, ya Karim, ya Semih, ya Mücib, ya Basir. İşte o zaman ey yakın Allah, ey duyan Allah, ey işiten Allah, ey gören Allah. O zaman Allah yetişir. Öbür türlü oradan bir imkan var, buradan bir fırsat var. Doktor şöyle dedi, avukat böyle dedi. Takarsan kafayı oralara, çok beklersin. Sebebine sarılmak başka, kalp sırf Mevla ile irtibatlı olacak. Kalp de ortaklığı kabul etmiyor Allah. Şirketi kabul etmiyor. İnsanlar bile öyle değil mi ya? Bir avukat baksa ki bu adam başka bir avukatla daha da anlaşıyor. O senin işini ne yapmaya başlıyor? Savsaklamaya başlıyor. Niye? Heh, o yapsın da göreyim. Ya insan bile ortaklığı kabul etmiyor. Kendisi benden aciz ama yine de diyor bana güveniyorsan kimseyi bu işe katmayacaksın diyor. Demiyor mu insanlar birbirine böyle? Bu işi bana veriyorsun. Ne 40 kişiye daha söylüyorsun? Demiyor mu? İşte onun için insan ortaklık kabul etmiyor. Ya Allah şerik kabul eder mi ya? Celle Şanuhu Celle Celle. Kalp Allah'ın evidir. Evine başkasını sokamazsın. Evi temiz tutacaksın. Zikirle süpüreceksin. Hasbiyallah'ı güzel okuyacaksın. Sıkıntımız var. Hepimizin dertlerimiz var. Ama şu hasbiyallah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivayet ediyor hadis sahihte. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatle okursan tutar ama bu hasbiyallahu la ilahe illahu aleyh tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bu öyle bir duadır ki diyor. Bunu diyen adam sade dilden dese kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da yani yalan konuşsa da diyor. Yalan şu demek. Ya Rabbi sen bana yetersin diyor ya dilden. Kalpten Allah'tan gayrilerine de güveniyor. O zaman o yalancı olmuş oluyor. Ama diyor bu duanın öyle tesiri var ki dilden sen bana yetersin diye bu duayı okursa diyor yalancı da olsa Allah yetecek ona diyor. Başka dualarda bu yok. Kalple dil uyacak diyor. Bu duada diyor ki isterse kalbi başka olsun. Bunu ağzından söyleyenin sıkıntısını Allah yetecek diyor. Dualarım kitabında var. Diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten. Zaten Tevbe suresinin son ayetinin yarısı yani. Ayetin tamamı da değil. Fein tevellev fekul orası değil. Fein tevellev fekul diye başlıyor. Orası değil. Hasbiyallahu diye devam ediyor. Yarım satır. Allah tam tevekkül nasip etsin. Amin. En kuvvetli olmak istiyor musun? Ancak Allah'a tevekkül et. Ve men serrahu yekun egnen nas. İnsanların en zengini olmak kimi sevindiriyorsa felyekun bima fi yedillahi teala evzeka mimma fi yedi. Şimdi kasada param var. Bankada hesaplarım var. Dükkanlarım var, kira gelirlerim var. Zahiren azıkların stoklarım var. Çuvallarla unlarım var, şekerlerim var falan filan. Bir de Allah'ın bunlar senin elinde evinde. Bir de Allah'ın elinde ne var? Velillahi hazainus semavati vel ard. Göklerin yerlerin hazineleri Allah'ın. Senin elinde ne var? Allah'ın elinde ne var? Şimdi sen neye güveniyorsun? Evindekine ve elindekine daha fazla güveniyorsun. Öyle mi? Ben de öyleyim. Kasada para yok.
Evde azık yok. Ona göre gelirat yok. E ne olacak? Aç kalacağız. Korkmaya başlıyorsun. Halbuki Allah'ın hazinelerinde bir azalma var mı? Yok. Eğer sen diyor Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha fazla güveniyorsan en zengin sensin. Ama ne zaman benim malım, benim gelirim, şuyum buyum ona güveniyorsan o zaman en fakir sensin. Hakikaten bakıyorsun Allah'ın hazinesine güvenen fakir ne kadar rahat uyuyor. Öbürü katır trilyoner batacağız diye uykusu kaçıyor. Öyle mi? Öyle mi? Adam sofrada kaç çeşit yemek varken açlıktan öleceğim diye evhamlanmış. Öleceğiz diyor ya. Açlıktan öleceğiz. Çok ekonomi bozuldu diyor. Ya mübarek adam. Yemekten öleceğin, ne açlıktan öleceğin? Kaç çeşit yemek var? Bu kalp. Allah adama bir zenginlik veriyor kalbine. Bir kanaat veriyor kalbine. Bir cesaret veriyor kalbine. Öbür türlü eline ne verirse versin. Adam mutmain olmuyor ki. İnsan tatmin olmuyor. En zengin olmak isteyen Allah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güven. Sıfırsın. Hiçbir şeyin yok. Öyle mi? O haldesin. Ama Allah'ın her şeyi var mı? Var. Zenginsin. Çünkü Rabbin zengin, sana söz vermiş. Söz veren kim? Senin patron söz verdi mi güveniyorsun. Ondan sonra bu memuriyetten adamı kolay kolay atamıyorlar. Ben buraya girdim ya şimdi. Tamam artık garanti. Öyle mi zannediyorsun? Ondan sonra ne afetler, ne felaketler. Alacağım 1 milyon maaş, 1000 lira maaş neyse. Başına bir bela gelecek, ayda 5000 lira lazım. Ne olacak? Öbür türlü bir soğan ekmekle 90 yaşına kadar gitti. Sapasağlam gidiyor adam. Hakikaten ya, baksan ki fakirler daha çok yaşama ihtimali kuvvetli. Halbuki vitamin alamıyor, bir şey alamıyor, yiyemiyor, et yiyemiyor, süt bulamıyor. Ama mesele de ki neden? Adamda stres yok ki. Öbürü çek döndü, senet döndü, stent tıkandı kalp. Adam birden 100 milyarlık çek. Bir anda döndü, adam küt gidiyor. Öbürünün yok ki bir şey, kaybetse ne olacak? Adam yaşıyor rahat rahat. Onun için İbrahim Edem Hazretleri'nin bu yola dönmesinin çok kıssalarını anlatırım size. Bir kıssasında da onu anlatıyor yani. Saraydan bakıyor, garibin biri derviş, orada kupkuru bir ekmekler var. Onu çıkarttı, böyle bir su var, o da su da kirli, suya bandırdı. Ondan sonra yedi falan, ondan sonra da kıvrıldı yattı. Yahu dedi, şimdi bunu uyandırmayalım, ayıp olur dedi bekçilere. Uyanınca bana bir getirin. O da Belk Sultanı yani. Getirdiler falan. Adama soruyor, sen diyor şurada bir kuru ekmek yedin değil mi? Bu suya da bandırdın. Efendim, boğazını yırtmasın. Ondan sonra yattın uyudun, rahat mısın? Çok rahatım diyor. Dualar, zikirlerle uyudum, zikirlerle uyandım. Elhamdülillah allesi yuhyil mevta ve alâ küsre kadir. Zikre de gelmiş. Ya diyor, ben bu kadar saray, taç, taht, erzak, nevale, depolar, azıklar, bu kadar stoklar, bu nedir ya? Bu ne külfet, bu ne zahmet, bu ne meşakkat, bu sen ne rahat adamsın dedi ya. O aradan dedi ki, ya İbrahim dedi kendi kendine, senin ne zorun var bu kadar sıkıntı çekiyorsun dedi, bu adam senden daha huzurlu dedi. Ver Allah'ın yoluna ibadete kendini. Döndü. Allah bize bu şuuru nasip etsin. Ne yapalım arkadaşlar? Ben de çok konuşuyorum da. Bende de amel işine geldiğin zaman da ne olduğum belli değil. Yani kanaat kalptedir. Velakin bazı kere insanın elinde bir şeyler olur. Onlar da bazılarını aldatır. Bazısının kalbinde olur, elinde olmaz. Bazı elinde olur, kalbinde olmaz. Allah kalbimize sokturmasın. Amin. Allah muhafaza buyursun. Çünkü dünya şeyi kalbe girdi mi kötü. Ama yoksa insan iyi arabaya binebilir. İyi kumaş giyinebilir. Evlenebilir. Çoluk çocuğu olabilir. Sünnette de var. Allah nimetin eserini görmek ister. Ama bütün mesele ne? O seni güvendirmeyecek. Ve o seni insanlara karşı kibirlendirmeyecek. O seni insanlara karşı, hatta fakirden daha insan, fakire karşı daha zengin tevazulu olmalıdır. Daha boyun eğmelidir, daha hürmetli olmalıdır. Zengin yani imkanlarından utanmalıdır. O fakirin karşısında zengin utanmalıdır. Fakir utanmamalıdır. Çünkü neden? Allah onu cennette padişah yapacak. O cennette onun nasibi zenginin fakirden daha az. Çünkü Allah dengeleyecek ya bunu. Böyle olursan bir sorun yok. Velakin bu dengeyi muhafaza zor. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, bitirelim. Men tevekkele alallahi ve kana küfiyat talebe. Şimdi rızık endişesiyle uğraşıyor muyuz?
Çalışıyor muyuz? Yoruluyor muyuz? Zorlanıyor muyuz? Endişeleniyor muyuz? Hepsi var. Ama kim Allah'a tevekkül eder bir de kanaat ederse, kanaat. Ne demek kanaat? Hırs yok. Ha bu kanaat olduğu zaman el kanaatü kenzüllâ efne. Bitmez tükenmez hazinem var. Kanaat edeceksin. Ne olur? Üç çeşit yemem, iki çeşit yerim. Ne olur efendim hemen borç alayım, hemen kredi alayım. Yok. Ne lüzum var? Efendim cep telefonumu değiştireyim. Ya niye değiştiriyorsun? 100 milyonluk telefon. E olsun. Bu seni idare eder. Araban 10 milyarlık araba. Tamam yeter. Ve ille 100 milyarlık araba alayım. Borca gir. Ondan sonra daha çalış. Ondan sonra harama gir. Ne gereği var? Ondan sonra sıkıntıya giriyorsun. Strese giriyorsun. Vade geliyor. Ödeyemiyorsun. Hasta oluyorsun. Namazı kaçırıyorsun. Mübarek adam. Mübarek adam. Ne gereği var? Kanaat et. Lazım değil. Bir evin var bir daha olsun. Ha biz zarur etme. Tamam 70 metre ev alabilir. 170 olsun. Yahu kanaat et. Kabir daha dar. Yüzlerce sene yatacaksın orada. Kanaat edersen bir defa Allah'a güveneceksin. Haramdan kaçınacaksın. Helaldan rızkını arayacaksın. Bir de tesbihler, zikirler öğretiyorum size devamlı değil mi? Subhanallah ve hamdihi, Subhanallah ile azim, estağfurullah. Sünnetle farz arasında sabahın 100 kere okusan sen kaçsan dünya peşine koşar diyor hadis-i şerif. Mübarek. Melekler bunu tesbih ediyor. Bütün kainat rızkı Subhanallah ve hamdihi. E sen bu... Sabah namaz vakne yatıyorsun, işrak saatine uyuyorsun, rızık kapısı o zaman açılıyor, kapan, senin kapın kapalı. Sen dükkan kapalı. E yani sebebine başvuracaksın. Bütün ilimler bu Kur'an'da, bu dinde bu. Dünya ahiret bunda, sağlık sıhhat bunda, rızık bunda, hepsi bunda. Yeter ki Allah'ına inan, güven. Bir de kanaat. Onun busu var, benim şuyum yok. O benden ileri gitti, ben niye geri kaldım? Ya cennette ileri gitsen de ne yapalım dünyada? Küfiyat talep. O zaman diyor çok çalışıp rızık peşine düşmeye karşı Allah kafi gelir diyor. O diyor çok çalışmadan da, çok yorulmadan da, çok araştırmadan da Allah ona kapılarını açar. Ya bazı adam durduğu yerde geliyor para onun üstüne düşüyor ya. Bazı adam da canı çıkıyor peşine düşüyor. Hiçbir şey bulamıyor akşama kadar ya. Bu biliyor musunuz? Rızka rıza lazım. Allah'ın kaderi bu. Zenginliği istediğime veririm meselesini halk çok söylüyor değil mi? Hakikaten de öyle mi oluyor? Okumakla mı? Güzellikle mi? Adam kaç diploması var, kaç üniversite profesör, efendim, geçinemiyor. Öbürü de imzasını tersten atamıyor, düzden atamıyor. O da paranın nereye koyacağını hesabını bilmiyor. Adama bir bakıyorsun, Allah, iki koyun güdemez ya. Ama adam diyor, holdingleri var, 100 milyon dolarlık fabrikası var. Ama bir bakıyorsun adama, Allah Allah. Bu adam bu işten hiçbirini idare edemez. Ne çıkıyor? Mevla ne buyuruyor? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayatid dünya. Dünyada kim ne kadar yiyecek içecek ben bölüştürüyorum. Neye göre? Ha neye göre? Adamın iyiliğine göre zenginliği değil. Zenginlik iyilikle paralel değil. Akıllılıkla da paralel değil. O sadece kader. Anladın? Ama Allah katındaki üstünlük o senin gayretin, takvan, haramlardan sakınman. Onda senin kesbin var. Bunda da tabii çalışıyorsun ama çalıştığına göre değil ona bakarsan. Kuyumcu mu daha çok yoruluyor, hamal mı daha çok yoruluyor? Yorulmayla da değil yani. Geçin başka. Evet. Bu kaçıncı farz oldu? 9. farz. Unutmayın, unutturmayın. Arada başka konular giriyor. Tevekkül de bir kısa bir şey anlatmış oldum. Tevekkül hakkında ciltler dolusu kitabım var. Eğer açar konuşmaya kalkarsak altından da çıkamayız. Çok da dinleriz. Tabii okumak dinlemenin de faydası var. Allah tesir yaratsın inşallah. İnşallah başımıza geldiğinde basiret versin. Bu dersleri aklımıza getirsin. Kanaat versin, tevekkül versin. Ancak kendisine itimat nasip etsin. Gerçek, hakiki iman nasip etsin. Amin. Evet, oturun. Ayaklandınız hemen. Arifan dergisinin bu sayısındaki ilimler saymakla bitiremiyoruz. Bu cennet cehennem sonsuz olduğunu inkar eden hocalara reddiye yazdık. Lütfen bu reddiyeyi okuyun, okutunuz. Ondan sonra Bayram Ali Kara Mustafaoğlu Hoca Efendi ile bir röportaj yapıldı. Efendi Hazretlerinin ilk talebelerinden. Orada okuyun, çok güzel bir röportaj. Okudunuz mu bilmiyorum. Yani ne kadar ilimler var. Mahmud Efendi Hazretlerinin hocası Hacı Dursun Efendi 13'ün ne demiş? Çubaruksalı Aşık Kutlu hocası 13'ün ne demiş? Efendim Hazretlerinin faziletlerine dair ilk zamanlardaki
gençlik dönemindeki halleri, okutmaları, asker öncesindeki halleri, çok güzel röportajlar, onları da okuyunuz. Ondan sonra sonunda size, bu Arifan dergisinin her ayın sonunda size bir kitap kadar dua yazıyorum. Bunlar size çok lazım. Ama ben bile bu çarşamba gecesi buradan çıktım, gittim birileriyle konuşurken ben de unuttum. Ondan sonra da sıkıntı çektim ertesi gün tabii. Ama ben burada yazdım. Her salıyı çarşambaya bağlayan akşam yüzer kere tesbihler. Bunlara devam edin. Her salı günü efendim üç kere bir duası var. Bir hafta beladan korunmak için bunlara dua efendim devam edin. Ondan sonra velillahil esmaul husna, en güzel isimler Allah'a aittir. Fed'u bi, Allah'a dua edecekseniz neyle dua edin? O en güzel isimlerle dua edin. Çok isimleri var, bin bir ismi var. Bu isimlerden en güzel isimler hadiste belirtilen İnne lillahi teala tis'aten ve tis'ine ismen. Allah'ın 99 ismi var. Çok ismi var da özel 99 var. Men ahsa dekalel cennet. Bunları sayan, ezberleyen cennete girdi. Şimdi bu isimlerin birincisi nedir? Allah ismi şerifidir. Şimdi bu derste, bu dergide Allah ismi şerifi anlatılıyor. İsmine tazım edin. Allah da size çok değer verecek inşallah. Ne yaptı? Bişrafi Hazretleri Allah ismini aldı. Efendim, çamurdan sildi, koydu, temizledi, sarhoş idi. Sarhoş iken Allah Teala onu ne yaptı? Tevbeye muvaffak etti, veli yaptı. Sebebi ne? Ey Bişir, sen bizim ismimizi temizledin, biz de senin kalbini temizledik. Şimdi bu Allah ismine çok değer verin. Burada bu isim anlatılıyor. Manası yani anlatılıyor. Havası anlatılıyor. 16 madde var. Bu maddelerle amel ederseniz sırf Allah zikri sizi kurtaracak. Sırf Allah zikri. Ya Allahu yahu zikri. La ilahe illallah. Orada da Allah zikri var. Bunları efendim hastalıklara, yolculuklara, fakirliklere, şişmanlıklara, tembelliklere, efendim, zalimin kahrına kalanlara karşı neyle kurtulacak? Ya. Burada ne zikirler var? Ne zikirler? 16 maddede bunları okuyun inşallah. Ondan sonra Erbain İdrisiye yazılıyor size. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Bunlarda da çok büyük faziletler var. Efendim bunları birinci isim yazıldı size. Bu ay bunu ezberleyin. 40 ayda bunun tümünü ezberlersiniz. Hiçbir hoca bilmez. Hiçbir hoca bilmez bunları belki de. Bu ay neyi ezberleyin? Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya Rabbe kulli şeyin ve varisehu ve razikahu ve rahimehu sübhaneke. Bir ay ya. Bir ayda bu ismi ezberleyin ya. Allah'ın tevhidi, her şeyin Rabbi, her şeyden sonra kalacak varisi, her şeyin rızıklandıranı, her şeyin acıyanı. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Buna devam ederseniz Allah'ın izniyle çok büyük belalardan kurtulursunuz. Mesela cuma gününün ilk saatinde okuyan efendim şöyle olur. Efendim şu saatte okuyan Allah Teala'nın lütfuna günü oluyor, saati oluyor, bir de sayısı oluyor. Çok da uzun şeyler değil, çok da kolay şeyler değil. Adam hapse düşse diyor. Cuma namazından sonra 100 kere okusa hapisten kurtulur. Hasta adam, ağır hastalıkları olanlar var. Evet, cuma namazından sonra, kadın ise cumanın dağılma saatini hesap edecek. Evde oturacak, seccadeye, kıbleye dönecek. Efendim okuyacak. Ne yapar? 100 kere okursa cumanın peşine, hastaysa şifa bulur. Ben dara düştüm, çok sıkıntım var. Hangi sıkıntım var? 100 kere okursa cumanın peşine dardan kurtulacak. Söz veriyor. Allah dostları bunları tecrübe ettiler, amel ettiler, istifade ettiler. Ölüleri de, dirileri de kazandı. Hatta kefenine yazdıranlara bile ne kadar faziletler vaat ediliyor. Çoluk çocuğu itaatsiz olanlar, işçileri sözünü dinlemeyenler, onların itaat etmesi için okuyor. Ama nasıl okuyacak, ne yapacak, ne edecek? Hepsi burada yazıyor. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhil Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Râhimîn. Ya Erhamer Râhimîn. Ya Erhamer Râhimîn. Cennetini istiyoruz. Acilen nasip eyle. Allah'ım sen takdir eyle. Amin. Cehenneminden sığınıyoruz, emin eyle. Allah'ım rızanı istiyoruz, helal eyle. Amin. Cennetine nailiyet nasip eyle. Allah'ım ateşten sana sığınıyoruz, dayanamayız, zayıf yaratıldık, sen muhafaza eyle. Allah'ım cennetini nasip eyle. Allah'ım cennete yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle.
Allah'ım azabından emin eyle. Ya Rabbi cehenneme bizi hangi inançlar, hangi fikirler, hangi hareketler yaklaştırıyorsa onlardan emin eyle, muhafaza eyle. Allah'ım amin diyenleri nar-ı cehiminden azad et. Allah'ım Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cuma gecesinde senden neler istediyse hali hayatında hepsini senden istiyoruz, nasip eyle. Allah'ım Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındı, sığınmadığı bir şey bırakmadı. Biz de hepsinden toptan sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Hakkımızda ne kaza kader takdir ettiysen akıbetini hayır eyle. Her işte akıbetimizi güzel eyle. Başımıza ne gelecekse sonunu hayır eyle. Allah'ım sen en hayırlı günümüzü, sana kavuşacağımız günümüz eyle. En hayırlı amellerimizi, son amellerimiz olmasını nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Ancak yardım istenilecek sensin, tevekkül edilecek sensin, itimat edilecek sensin. Senden başka kimsenin gücü, kuvveti yok, bir şeye yaramaz. Allah'ım tevekkül nasip eyle. Bize hakkıyla tevekkül nasip eyle. Dilde kalanlardan eyleme ya Rab. Tevekkülü, itimadı, itikadı kalbine inenlerden, yerleşenlerden eyle. Amin ya Rab. Çoluk çocuğumuzu yar eyle, itaatkar eyle. Bizden gelecek nesilleri kıyamete kadar dinine hizmetkar eyle. Allah'ım evimizi, ocağımızı Kur'an zikir ocağı eyle. Amin. İbadetin, zikrin, Esma-i Hüsna'nın, bu zikirlerin, bu duaların nuruyla, feyizlerle bereket evlerimizi pür nur eyle. Amin. Kalplerimizi pür nur eyle. Amin. Eğlence sevgilerini, bu oyunları, filmleri, dizileri, bütün hepsini kalbimizden, gözümüzden uzak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nazir. Kalan ömrümüzü çok iyi kullanmak nasip eyle. Zikirle geçirmek nasip eyle. Ya Rabbi borca düşüp harama düşmekten muhafaza eyle. Kanaat nasip eyle. Helalından merzuk eyle. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Şu kardeşler uzaktan yakından geldiler. İşsiz olanlar var. Hayırlı işler nasip eyle. Evlenmek isteyenler hayırlı eşler nasip eyle. Geçimsiz olanların yuvalarına huzurlar bahşeyle. Yavrularımız, çoluk çocuklarımızı İslam yolunda bize itaatkar eyle. Allah'ım hayırlarını göster. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ım vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Kargaşalardan emin eyle. Ya Rabbi sen Gazze'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Bu Mısır yönetimini de ıslah eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin. İlaç gönderilecek, yardım gidecek, efendim erzak gidecek, gıda gidecek. Müslüman yol açmıyor ya. Gidiyor Yahudi ile birleşiyor. Müslüman Müslümana ekmek göndermiyor. Böyle bir zamana kaldık ya Rabbi alemin. Sen bu İsrail'in, Yahudi'nin şerrinden bu Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Bu ya Rabbel Alemin Mısır halkını da uyandır ya Rabbi. Amin. Yönetimine de tevbe nasip eyle Allah. Amin. Bütün Müslümanları ehli sünnet çizgisine birleştir ya Rabbi. Seni ehli kübrü zelilü hakir eyle. Amin. Şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle kainatın efendisi Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurunuz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi ya Rabbel Alemin. 35 yaşında vefat etmiş Nedime Ethemoğlu bacımız. Bak işte benden daha 10 yaş küçük. Ölümün yaşı yok, başı yok, hiç sebebi belli değil. Sebep, Allah yaratıyor bir sebep. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Hepimiz aniden ölebiliriz. Ölenlere hediye gönderelim inşallah. Bize de arkadan göndersinler. Nasip olsun inşallah. Bu bacımızın ruhu için, bütün geçmişlerimizin ve bütün ana babalarımızdan hediye bekleyenlerin ervahı için, eskiden gelen cemaatlerimiz, şimdi hediye bekleyenlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunun bir tanesi göklerden yerlerden ağır gelir. Bir tanesinin sevabı bütün mezarlara dağılsan dağlar kadar nur girer de tükenmez. Öyle bir kelime-i şehadettir bu. Allah'ım kabirlerine ulaştır ya Rabbi. Amin. Ruhlarına ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Sen, biz inanıyoruz, sen ulaştırıyorsun ya Rabbel Alemin. Bu hocalar sapık sapık konuşurlar. Allah postacı mı diyor? Bir de diyor ruhlarına ihsal eyle diyor. Allah'a da postacı yapmış. Ya mübarek şehadet Allah'ın, kabul eden o, sevap veren o, ruhuna gönderen o. Bizim elimizde ne var? Onun için biz böyle inanıyoruz.
dirilerin dualarından ölülere çok fayda var. Ehl-i sünnete göre. Allah'ım kabirlerini nur eyle. Amin. Cuma gecesinde razı ve memnun eyle. Amin. Bizi senin için seven, senin için dinleyen ve şimdi kabirlerde bizden hediye bekleyen, aramızda sohbet hukuku oluşmuş bütün kardeşlerimizden müminin müminat nervahi cüm. Bine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ne halde öldüler, nerede gömüldüler, şimdi dünyanın neresindeler? Hepsini sen biliyorsun Allah'ım. Hepsinin kabirlerine dağlar gibi rahmetler hal eyle. Sal eyle, razı eyle, memnun eyle. Bize de son nefeste nasip eyle. Amin. Ruhleri için El Fatiha. Sahbiyesi.